atalarım, dedelerim, babaanne tarafım Rusya Dağıstan'dan göç etmişler. Babaannemin annesi Rus sarayında çalışmış. Hem Rus hem Dağıstan, ikisinin arasında olan bir kültür akımıyla büyüyen bir genç kızlık dönemi geçirmiş. Genetiğe bağlı olarak düşünüyorum. Onun da yansımış olduğunu düşünüyorum babaanneme. O yüzden onun yaptıklarına eşdeğer bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Babaannemin annesinin Dağıstan'dan kullandığı farklı teknikleri vardı. Telli belli dolapları vardı. O etler orada fermente olurdu aslında. Buna da sebzeleri de yapıyordu. Ve baharatların bir kısmını da orada da kurutuyordu. Babaannem çok güzel yemek yapar. O ne varsa onu yapabilen bir kadın. Bugün çok sevdiğim rahmetli babaannemin benim küçüklüğümde bayramlarda bulgurdan yapmış olduğu yuvalama tarzında eski saray mutfaklarında o da kendi annesinden görmüş. İnsanlar üzerindeki iletişimi, hayvanlarla, doğayla, toplumla, farklı kültürlerle konuşma tarzıyla, duruşuyla babaannem gerçekten büyük bir ilham kaynağı benim için. Küçüklüğümdeki kalmış olduğumuz Türkiye'nin farklı farklı yerlerindeki yemekleri annem her bölgeye göre öğrenip bunu ev kültürüne çok iyi adapte eden bir kadın. Yantvel'de Napa bölgesinde harika bir yer. Yine köy içerisinde olan 400 tane şarap mahzenleri olan harika bir bağlardan oluşan bir yer. Çoğu yemeklerin ve şarapların, sebzelerin nasıl, nelerle uyumlanması gerektiğini Kaliforniya mutfağını bana sevdiren iyi bir şef. Sonra da Red Restorant'ında ilk bayan sous şeflik unvanını aldım. Bu benim için gerçekten onur verici bir şeydi. Annem rahatsızlandı, o yüzden Türkiye'ye geldim. O yüzden yani benim en büyük geliş sebebim o. İyi şu anda, çok şükür. Ondan öğreneceğim çok farklı şeylerin olduğunu hala her gün yeni keşfediyorum yani. İlk şefim annem çünkü. Kendi karakter yapımı kullanabileceğim farklı tabakları oluşturmak istedim. Tabak bir şefin aslında yol haritasıdır diyebiliriz. O yüzden benim yeşillikler ve diğer soslarla gidişatı tabağın o anki resim çalışmasına benzetiyorum. Benim bir tuvalim olarak görüyorum. Thank you.
Fotoğraf çekmeyi çok severim. Fotoğraflar anıda kalıyor. Tabak, fotoğraf hepsi birbirine benzer bence. Fotoğrafta sonuç önemli çünkü orada bütün renkleri, açıları, sonucu görebilirsin. Kendi yaptığım tabaklarda fotoğrafın son noktası olarak görürüm. Her gittiğim zaman da bana farklı bir vizyon kattığını düşünüyorum. Çünkü şefler her şeyden ilham alır ama kendini iyi tanıyorsan eğer ilham her yerde, öyle düşünüyorum. We like road tripping, painting together, also taking pictures, especially in Balat. When I see her in the kitchen around the people, everybody respects her. She likes to do everything perfect. Yemek yapmak hem beni mutlu ediyor hem de etrafımdaki insanlar bundan şifalanmasını, yani bu benim şifalanma olarak görüyorum. Yurt dışında çok erken yaşlarda gittiğim için çok farklı tecrübeler edindim. 3 farklı kültürün arasında hiçbir şekilde kıyaslama yapmadan yaşamayı öğrendim. Bu benim daha olgun düşünmeme yardımcı oldu. Başka açıları gördüm. Başka lezzetlerin ne kadar farklı açılardan ön plana çıkacağını gördüm.